Merhabalar, Arda Zinederoğlu ben. Arda ile Derin Muhabbet'in bu haftaki bölümüyle karşınızdayız. Sizi bugün sürpriz bir yere götüreceğim. Türkiye'de moda deyince akla gelen iki özel ismin showroom'u, DJ Kayık'ın showroom'un önündeyiz. Gelin isterseniz içeri gidelim. Merhabalar, Ayşe Ege ve Ece Ege ile birlikteyiz. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neredeyiz biz Ayşe Hanım? Bu işin kalbi mutfağı burası mı? Merhaba Arda. Evet, şu anda Bomonti, İstanbul Bomonti ve DJ Kayık'ın yeni kalbindeyiz. Bu Covid'den dolayı yeni bir iş modeli gelişti. Artık DJ Kayık, tabii ki Paris'teki aktivitelerimiz devam ediyor. Oradaki mağazamız hala mevcut ama yeni bir düzenlemeye geçtik. Artık İstanbul'da yeni kalbim dediğin bu showroom'umuzda ve birazdan göreceğin atölyemiz, yani işin mutfağında buraya kurduk. Teşekkür ederim. Peki neden İstanbul? Paris'te yıllar boyu çalıştınız, ilk işi orada kurdunuz. Şimdi niye İstanbul'a döndünüz Ece Hanım? Biraz bundan bahseder misiniz? Çünkü böyle bir altyapı kurmayı her zaman arzuluyorduk ama devamlı seyahat ediyoruz. Devamlı ama dünyayı dolaşıp tabii ki yılın yarısı da Paris'te oturuyorduk iş için. Dolayısıyla hiçbir zaman oturup düşünüp bunu planlama zamanımız olmadı. Şimdi ilk defa Covid'den dolayı tabii herkes daha böyle bir sakinledi, daha bir düşünülecek zaman kazandığı için biz de bu setup'ı, bu şeyi, altyapıyı buraya daha ciddi şekilde kurmayı zaten planlamıştık. Dolayısıyla da niye derseniz, çünkü Türk el işçiliği, zanaat dediğimiz o hep böyle, o çok önemlidir terzilikte, kutürde yani. Çok önemli insanlar vardır, çok önemli insanlar yetiştirmiştir bu toplum. Ve bu kıymetini de biz, yani yaptığımız tasarımlarla birlikte bunun ne kadar kıymetli bir artı değer olduğunu, bir altın bilezik olduğunu hep vurguladık. Bunu sesli olarak ve görüntü olarak da. Ve bunun kalbi de İstanbul tabii ki. Dolayısıyla bu setup'ı burada kurmaya karar verdik. Şimdi sizi istiyorsanız götüreyim. Nasıl oluyor bu prosedür, nasıl gelişiyor onu görelim. ...2021 kış koleksiyonu, yani bir sene sonrayı yapıyoruz. Dolayısıyla bu bir seneyi önceden planladık, yaptık. Şu anda gördüğün işte satıldı, bir sene sonra mağazalara yüklenecek. Şimdi bir daha yazı yapıyoruz, yani 2022 yazını yapıyoruz. Şimdi görelim bakalım nasıl oluyor bu iş. Evet, burada kreatif ekip ve yönetim ekibi yer alıyor şu anda. Çalışıyoruz. Panoda da gördüğün desenler 2022 ilkbahar yaz koleksiyonu çizimleri. Bunlar çiziliyor. Sonra daha sonra kumaşları seçiliyor, renkleri seçiliyor. Burada da trimler var, işlemeler var. Bunlar bizim DJ Kayık'ın çok önemli bir şeyi, aseti. Çünkü bu da bizim Osmanlı kültüründen gelen bir şey. Hep işleme çok önemliydi. Her Türk kadınının gardırobuna illa işlemeli çeyizinde, şeyler olur. Çeyizinde işleme. Genç kızlar bunu kendileri öğrenirlerdi. Tabii şimdi yapmıyorlar ama olsun. Peki onu sormak istiyordum. Zanaatin bir, yani el işinin, bunları yaratmanın bir yeri var mı? Yoksa dediğiniz gibi hani Osmanlı'da da olsa, Türkiye'de de olsa ya da Paris'te farklı mı? Her yerde farklı mı? Yoksa tek bir hani tasarım var ve bunu her yere uyarlayabiliyor musunuz? Bu işin ilk aslı tabii ki Fransa, Paris'tir. Yani kutürün başladığı yer, çıktığı yer, yaratıldığı yer tabii. Çok önemli bir merkez. Sonra bu İtalya'ya kaydı. Tabii Made in Italy etiketi altında çok önem kazandı. Sektöre çok büyük paralar kazandırdı bu know-how. Ondan sonra da dünyaya dağıldı. Fakat Türkiye'nin bu gizli kalmış şeyi, becerisi, kabiliyetini ben hakikaten çok destekliyorum. Biz bütün ekip olarak, ki bu ölmesin, hala bir şeyler işletiyoruz ki işleme yani çok rentable olmadığını söylüyorlar. Asla değil. Genç kızlara, bu atölyede daha çok genç kızlar çalışıyorlar. Onlara cesaret vermek veya bu iş gücünün çok değerli olduğunu bir gün, hani kazanacağını tabii ki eğer bu işi ciddi yaparlarsa, hep aşılıyoruz, hep telkin ediyoruz ve yaptırıyoruz. Koleksiyonlarımızın çoğu burada yapılıyor, işleniyor. Evet, atölyede de 3 boyutlu hale geliyor. Buyurun.
gördüğün gibi burada da her şey elde dikiliyor, elde finisyonlar yapılıyor. Çok önemli bir şeydir bu. Yani makinalaşmış bir dünyada her şeyin, bütün hele moda endüstrisinin bunu hala elde yapmak büyük bir bence değer. Hala değer ve alanda yürüyor onu. Yani bunu elde bitirmekle, el işi çok uzun, çok zahmetli, çok pahalı bir şey. Ama insan gözü bunu görüyor bak, çok enteresan. Onun için de bunlara çok değer veriyoruz. Peki Ayşe Hanım, bu işi Fransa'da yapmakla Türkiye'de yapmanın en temel farkları neler sizce? Üretim olmasa da yani bir şeye ulaştırmak, gerekli yerlere ulaştırmak, dağıtım zinciri olsun. Doğru, şimdi olsun. Satış için her zaman tabii ki satış merkezleri vardır. İşte bunlar Paris, işte moda merkezleri dedi adlandırdığımız şeyler. Biri Paris, bir tanesi Milano, bir tanesi Londra, bir tanesi New York. Ama artık yeni dengeler de değişmeye başladı. Yani bu Covid her şeyi değiştirdiği gibi bununla da değişti. Niye diye soracaksan, çünkü normalde bizim şu günlerde Paris'te satışlarımızı yapıyor olmamız lazımdı. Yani bir işte digital tabii olduğu şeyler, moda haftaları. Yani Paris digital moda haftasından sonra biz hala buradayız. Zoom'dan satış yapıyoruz dünyanın her tarafına. Yani saatlerimizi ona göre ayırıyoruz. Ha şimdi ama normalde bizim Paris'teki showroom'umuzda işte dünyanın dört bir yanından gelmiş müşterilere bu içeride gördüğün koleksiyonu gösterip satıyor olmamız gerekiyordu. Ancak şu anda durum değişti. Başka bir eradayız. Peki nasıl ayak uydurdunuz? Yani bir yıl oldu pandemi başladı. Her şey ayak uyduruluyor. İlk başında nasıl olacak, imkansız, herhalde battık artık kapatacağız diye düşündü herkes. Ama bir şekilde buna uyduruldu. İşte bizim dediğim gibi hani Hong Kong'daki alıcılarımız var, Çin'de alıcılarımız var. Onlar da herkes uydurdu. Bundan önce Hong Kong'daki veya Çin'deki alıcılarımız kendi Çinli mankenlerini getirdiler. Yani üzerlerine kızların giydirmeden hani beyaz bir mankenin üzerinde bile görmek istemezler. Çünkü morfoloji fark var. Şimdi gördüğünüz gibi elde böyle Zoom'dan alıyorlar. İşte bu yeni dünya düzeni böyle olacak herhalde. Peki Ayşe Hanım, dev markalarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Hem de pandemi şartları altında biliyorsunuz yani tüketici, üretici güveni, bunlarla nasıl baş ettiniz? Tabii ki bu çok 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 zor bir şey. Bizim gibi bağımsız, yani arkalarında büyük yatırımcılar olmayan, işte kendi imkanlarıyla, küçük yağlarıyla kavrulan markaların tabii hele özellikle bu koşullarda devam ediyor olmaları bile büyük bir mucize. Neyse, Allah'a şükür bizim beğenilen bir marka olduğu için hala müşterilerimizden taleplerimiz vesairemiz azalmadı. Ama çok zor bir zaman geçiriyoruz. Ama bu bir tek pandemi için değil, bu dev markalarla mücadele etmek bizim gibi markalar için her daim zor. Çünkü onların olanaklarına hiçbir zaman erişemediğimiz için işte defile yapmak, onların onlarca milyon eurolarıyla bizim o sırada evet reklam bütçeleri şimdi mağazaları. Aynen mağazaları ya her şeyi düşünün ki siz dünyadaki bütün basını ele geçirmişsiniz. Çünkü o basını en fazla besleyen yani reklam veren sektör biliyorsunuz bu luxury yani lüks. Evet dolayısıyla büyük markaların verdiği lüks şeyin reklam geliri. Dolayısıyla bugün dünyanın en önemli gazeteleri bile onlar hakkında hiçbir kritik, hiçbir yapamaz, hiç negatif hiçbir şey yazamaz. Düzen böyledir. Yani hiç tahmin etmeyeceğiniz gazetelerden dünya çapında bahsediyoruz. Hani bir tek yazamayanlar, yazılamayanlar negatif bunlardır. Çünkü yarın öbür gün soru açarlar, işte onun büyük baş CEO'su açar. Niye böyle yaptınız işte, yoksa reklam gelirimi çekiyorum der. Dolayısıyla böyle büyük bir korku vardır. Tahmin edersiniz ki bizler gibi küçücük markalarla işte bakın işte Paris moda haftasına işte bizden önce XYZ ne bileyim işte takvimine moda haftasında bir takvim yayınlanır. Herkese bir saat verilir. İşte o bütün dev markaların isimlerini orada göreceksiniz. Yani ne demek o? Siz de onlarla aynı ligde bir şekilde mücadele ediyorsunuz. Ama sizin olanaklarınız onların ne bileyim milyonda biri değil ama aynı gözlerle değerlendiriyorsunuz. Ve daha da acısı satacağınız yerler aynı. Yani aynı yerde satıyorsunuz. Bu ne demek şimdi? Onların büyük bir avantajı var. Ne yapıyorlar? O yerleri kapatıyorlar. Diyor ki bu katı, işte department store'lardan bahsedelim, büyük mağazalar.
bu katı diyor işte ben benim 10 tane markam için kapatıyor. Yani sana verilen yer şu kadarcık yerde sen ne kadar güzel, ne kadar şu içeride gördüğün işte el işi, göz nuru vesaireni sergilemek zorundasın. İşte bu mücadele evet bir şekilde yapıyoruz ama. Ama bir şekilde mücadele ediyorsunuz ve başarılı oluyorsunuz demek. Bu... İnşallah, inşallah öyledir. Olmaya çalışıyoruz. Peki o zaman Ece Hanım'a dönüyorum. Bu işin hani... Benzer bir şekilde bu işin şöyle bir sırrı olması gerekiyor. Hem para kazanmayı hem yani bunu karlı bir iş haline getirip aynı zamanda siz bir tasarımcısınız. Bu tasarımları üretmeyi yani bu zanaatı bir arada götürmeyi nasıl başarıyorsunuz? Çok çalışarak, çok fedakarlık ederek gerçekten profesyonel hayatımıza başladığımız günden beri bu hep böyle oldu. Hala da böyle devam ediyor. Ama bu bir challenge, yani hoşumuza da gidiyor. Artı gençlere şirketimizde ve yaptığımız işlerde yani bu dışarıda verilse fason dediğimiz o işlerde gençlere bir ufuk açmak yani örnek olmak çok bize gurur verici bir şey yani bu arada da bunun belki materyal değeri şöyle görünmüyor ama çok önemli bir şey yani ileride de bu yatırımın meyvelerini görecekler yani sektör olarak da görecek Türkiye'de görecek çünkü çok Türk genci yetiştirdik bazıları kendi markalarını kurdular. Yurt dışında, yurt içinde filan. Bizim gurur kaynağımız. Bu gerçekten bu eğitim kısmı ve öğretme kısmı çok önemli bizim için. Büyük bir misyon. Artı hala moda nereye giderse gitsin. Hani bu şimdi bilhassa şu son 5 sene diyeyim, 5-6 senedir bu streetwear dediğimiz hani oversized kıyafetler, joggingler, tişörtler böyle hani filan tip şeyler çok revaçta. Fakat hala onların arasında bile güzel şeyler yapmak, hala o el içeride gösterdiğim gibi finisyonları benim için çok önemli. Diyeceksin ki bakınca dışarıdan görünmüyor. Görünüyor çünkü sonunda böyle yapıyor. Aa ne kadar güzel diyor. Şey biye ile buna apara biye deniyor. Onunla yapıp ondan sonra tık 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 elde şey yapılıyor. Sürfle işte neyse falan. Bunlar tabii güzel şeyler. Ve bunları kaybetmemek adına da illa böyle şeyler yapmak istiyoruz. Dolayısıyla böyle devam eder umarım. Başka bayrağı biz verdiğimiz zaman bizden sonra gelen jenerasyona onlar da umarım modayı, lüks marka sektörünü bu gözle görer. Bu kalpten inanırlar ve öyle devam ederler. Yani en büyük dileğim o. Yani 90'larda aslında İlk başladığınızda da Paris'te özellikle bir street modasında bir daha grunge, daha bir yine bugün bahsettiğimiz... Grunge'dı ya, 90'lar grunge modası evet, çıktı yani. Onun içinden çıkıp böyle tabii şeyler yapmaya sıyrılabilmek her zaten daim büyük ihtimalle ilk tecrübeniz olmuştur. Şimdi de benzer bir şekilde mi gelişiyor yoksa farklar var mı 90'larda? Şimdi Fransızca lafı ve o bir şey konotasyondur. Yani l'air du temps denir. Yani zamanın... zamanın ruhu. Evet, o çok önemli tabii çünkü şu an önemli. Ben her zaman söylerim bunu yani bu tip hatta konuşmalarda. Yani geçmişe dayalı veya gelecek fütüristik ben ona inanmıyorum. Yani bugün insan ne giymek istiyor, ne yemek istiyor, ne koklamak istiyor, ne görmek istiyor bu çok önemli yani. Çağdaş olmalı dizayner. Ama senin yani sen derken bizim markamız için konuşursak bir kimliği var. Kimlik yani biz kurduğumuzda 92'de o vardı. Hala Diçekayek bu galiba diyebilirsiniz uzaktan. Bu çok önemli bir şey. Onu kaybetmemek. Çünkü o zaman senin kimliksiz bir marka oluyorsun. Herhangi bir marka. Ama o yani tasarım markası olmak ve devam etmek çok zor bir iş. Aynen. Çünkü daha çok kazanmak daha hemen zamanın ruhuna ben de uyuyayım diye hani uymak istemiyorsun ama uymak mevcuttesi çünkü dünya oraya gitmişler. Oralarda o görünüyor. O hatalı bir şey bence. Kimliğini kaybetmemek lazım. Ama dediğim gibi bugüne uygulanmış kumaşı olsun, style olsun, volümler olsun tabii o değişken bir şey. Her zaman öyle olmalı tabii ki. Evet. Mesela zamanın ruhunu yakalarken aslında ötesine geçmeyi de bence başaran bir marka olmak önemli. Bunu yapabiliyorsun. İşte zaten bir sene hayır bir sene öndesin zaten napsan da. Evet, yani doğru, sistem onu istiyor. Daha çok fütüristiksin diye değil yani. Evet, ama mecburen bir sene önce yapıyorsun. Yani bu mağazalara indiği zaman, reyonda gördüğün zaman gerçek şeyde, perakende de o zaman zaten biz onu bir sene önce yapmış oluyoruz. Yani gene ileri görüş oluyor. İşin içinde mecburen ama. Evet anlıyorum. Yani benim demek istediğim özellikle hani doğuyla batıyı mesela birleştiren bir konsept akılları geliyor sizden bahsedince ya da insanlar bunu hissediyor. Hani bu zamanın ötesine geçerek de böyle bir konsept yaratarak
insanların aklına DJ Kayak markasını getirmeyi başarabiliyorsunuz. Bu ilhamı nereden aldınız? Hani sizce sığ mı kalıyor Doğu ile Batı'yı birleştiren bir marka demek? Yoksa hani bu bir ilham kaynağı olduğu doğru mu? Ne dersiniz? Bu son derece zengin bir ilham kaynağı. Her zaman da öyle olmuştur. Doğu'la Batı'nın sentezi tabii ki çok önemli bir şey. Çok daha zengin. Çarpı iki zengin bir kere. Hı-hı. Yani hem Doğu kültürü, geleneksel. Işte yani sizi bununla tanımlamak mı? Batı zaten yani. Oradayız. Orada yaşadık, orada kurduk markayı. Onun sentezi çok önemli. Çok daha zenginleştiriyor iş tabii ki. Ve bu Diçekayık için her zaman geçerlidir. Yani Franco-Türk derler hatta. Franco-Türk marka. Yani hem Fransız hem Türk. Güzel bir şey bu. İkisini de dediğim gibi tekrar söylüyorum sentezi. Hoş, çok daha kreatif oluyorsun. Çok daha yaratıcı, çok daha zengin kaynağın var yapmak için, tekrar kullanmak için, uygulamak için. Teknik de olur, sanat da olur. Anlıyorum. Peki bunun kaynağı sadece sizin Türkiye'de doğup sonradan genç yaşta Paris'e gidip bunun eğitimini almanız mı? Yoksa size ilham veren farklı moda akımları olsun, daha farklı düşünce akımları olsun olmuş muydu? Bunları sentezleyeyim. Yoksa bu kendinden mi gelişti? Kendinden aslında? Gelişti, öyle diyelim. Yani çünkü genlerinde olan bir şey. Yaratıcılık, öyle doğuyorsun. Sonradan öğrenilen bir şey değil. Bu mesela okul, meşhur bu işi öğreten okullar, yani moda eğitim veren okullar böyle dünyaca ünlü. Ama yani orada kimse kimseye nasıl yaratıcı olacağını öğretemez. Mümkün değil. Bu Allah vergisi bir şey. Ama bunu çok güzel geliştirirsin. Neyle? Yeni teknik tabii ki, okulda teknik o şart. Yani şunu düşünüp çizdiğin zaman ve bu böyle olmasını sağlamak senin elinde. Bunu teknik öğrenmek mücretnesi. Çünkü bu bir neredeyse bir şeyle bağdaştırabiliriz. Yani iki boyut, üçüncü boyut mimariyle. Yani bir düşüncen var kafanda, onu üçüncü boyuta geçirmek için bunun tekniğini öğrenmiş olman lazım. Okul bunu veriyor. Ama daha yaratıcı, daha güzel, daha filan yok böyle bir şey. Onu sen kendi Allah'ın verdiği vergi şeyi, kabiliyeti okulda öğrendiğin teknikle birleştirir zaman zaten çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Peki neden bir film yaptınız? Philip Stone'u kim öldürdü tanıtım filminiz? Eminim belki izleyenler olmuştur, görenler olmuştur. Candan Erçetin gibi biri oynuyordu. Agatha Christie'nin bir öyküsünden uyarlamaydım. Fikir nasıl gelişti ve süreç nasıl gelişti? Biraz onu dinleyebilir misiniz? Şimdi bu bir moda filmi. Tanıtım filmi değil tabii ki, moda filmi. Ve niye moda filmi yapıyoruz diye sorarsan, yine Covid'den dolayı artık defileler yani yapılamıyor. Yani sen bir sene sonra göstereceğin işte mağazalarda olacak koleksiyonunu bir defile yerine dijital ortamda göstermek durumundasın. Şimdi iki türlü dijital ortamda gösterebiliyorsun. Ya bir dijital defile yapıyorsun ki bence son derece sıkıcı ve çok kreatif bir süreç değil bu. İki, daha zor, çok challenging, bunun Türkçesini. Ama bizim çok hoşlandığımız, biz çünkü her zaman bir moda filmi şeyine inanmışızdır. Yani bir defileden çok bir kalıcı, yani çok birçok şeyi içinde barındıran, yani işte müzik var, bir mimari var, bir aynen bir şey var, kıyafetleri bir başka türlü göstermek. Çünkü bir moda filmi yapmak çok zordur. Niye? Çünkü hem konu olacak. Hani bir konunun etrafında oyuncular olacak ve aynı zamanda da bir kıyafetlerini sergileyebileceğim bir konseptin olacak. Şimdi niye diyeceksin Agatha Christie? Esasında bu şöyle gelişti. Dedik ki biz İstanbul'dayız, çünkü iki sezondur biz bu filmleri İstanbul'da çekiyoruz. Bundan öncekini yine bir yaz defilesiydi. Yapılması gereken defileydi diyelim. Onun dijital filmini karşıda Kadıköy Kız Lisesi, değil mi? Orada yaptık. İnanılmaz bir mekanda orası da. İşte orada da okuldaki kızlar bir hayal kuruyorlar ve başka bir şeye gidiyorlar hayallerinde, rüyalarında uyuyorlar. Ben de oynadım. Orada sıkıcı fizik öğretmeni rolündeydim. Bu filmi ise Pera Palas'ta bir yemekte oturuyorduk. Sonra dedik ya esasında burası her zaman bize böyle çok ilham veren bir yer. Yani çok hem mimari olarak hem şeyi, geçmişi, işte Pera, çünkü Pera enteresan bir yer, yani bütün o civar. Hadi dedik böyle bir Pera'da bir film çekelim ve
Hatta biz bunu dış çekim yapmayı düşünüyorduk. Ancak sonra otelde, çünkü şu anda bir sürü tabii şeyler var, kısıtlamalar var, engeller var. Dolayısıyla otelde, Pera Palace otelinde bir iki günlük çekimle bunu gerçekleştirdik. Şunu unutmamak gerekir. Tabii ki esasında bu neredeyse bir 5-6 gün sürecek bir süreçti. Ancak zamana karşı tabii ki yarışıldığı için bu çok daha kısa bir zamanda yapıldı. Hani bu da bayağı bir ciddi, zor bir şeydi. Evet, ben de izledim. Filmi gerçekten güzeldi, yani etkileyiciydi. Çok o yüzden teşekkürler. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Peki bir şey daha size sormak istiyorum Ece Hanım. Orada okudum dediniz, o yüzden Paris'te oldum dediniz. Peki Paris değil, mesela Milano, New York, Londra, bunlar da hani modanın merkezleri önde olduğu şeyler, en büyük defilenin yapıldığı yerler. Doğru. Orada değil de başka bir yere taşısaydım, mesela Londra'da, New York'ta, Milano'da olsaydım daha farklı olurdu, olmazdı, ne olurdu? Öyle bir düşünceniz var mı? Yoksa Paris'te? Şöyle, yani ben her şeyin bir yazı olduğuna inanıyorum. Onun haricinde geçersek, yani Paris olmanın da muhakkak bir şey, ilahi nedeni vardır. Fakat bence böyle bir markanın, eğer biz bu işe Amerika'da başlasaydık çok zengin olmuş. Şu andaki mesela imkanlarımız çok daha fazla olurdu, doğru. Hı. Çünkü çok büyük pazar, çok belki rekabet de daha farklı orada. Daha farklı tabii. Fransız markalarına. Fransa en zor, evet, en tabii. Zor. Hangisi dersen dünyada bir numara zaten Paris'tir. Biz de orada başladık. Ama hayatımızı doldurdu yani. Çok şükür. Gerçekten her günümüz büyük miktarda adrenalin salgılanmasıyla başlıyor ve öyle de bitiyor. Bence de güzel bir şey bu. Peki bir soru daha sormak istiyorum. Bunu artık hanginiz bu soruyu almak isterseniz o cevaplayın diye düşünüyorum. Bunca yıllık bir emek, bir başarı hikayesi aslında. Zaten bir kabul görmüşlük var, ödüller var, işte gittiğiniz defileler, ürettikleriniz ortada. Hala bu hırsla burada bugün gelip diyorsunuz ki hala insanları eğitmek istiyoruz. Genç, Türkiye'li gençler de öğrensin istiyoruz diyorsunuz. Bu hırs nereden geliyor? Bu devamlılık, bu kararlılık nereden geliyor ya da nedir? Peki ona bir şey söyleyeceğim. Azim diyelim. Çünkü çok zor bir ve misyon. Evet, bravo, bu çok güzel bir laftı. Misyondu. Çünkü bak bu yaz bir şey, çok başarılı bir tasarımcı ama o da çanta yapıyor. Londra'da çok güzel bir mağazası var. Onunla konuşuyorduk. Dedi ki biz, siz bize örnek oldunuz. Biz sizi kendimize rol model seçip yaptık. Şuna çok hoşuma gitti. Yani demek ki neticede birilerine örnek olmuşuz. Yani bu çabalar, bu kadar fedakarlıklar hiçbir şekilde boşa gitmemiş. Bu çok önemli. Çünkü öyle bir misyonu üstlenmiş olmak da önemli. Çünkü her şey neticede bu işi şeye dökmek değil, yani büyük kazançlar elde etmek için büyük sermayeler gerektiren bir işteyiz biz. Maalesef hiçbir zaman bizim böyle büyük bir sermayemiz olmadı. Dolayısıyla hiçbir zaman büyük şeyler, paralar kazanacağız diye zaten bu işi yapmadık. Zaten öyle yola çıkmadık. Öyle yola çıkmadık, doğru, aynen. Hani o zaman da çok daha başka bir şey yapardık. Hani New York'ta olurduk o zaman, başka bir yerdeydik, hep onu söylüyorum. Ama şu gün bundan pişmanlık mı duydun diye sorarsan hayır. Bak her gün gene işe geliyoruz böyle bir pandemide bile. Bir hafta evet, mutlulukla geliyoruz. Bir gün dahi ya yapma, niye yaptık diye düşünmedik açıkçası. Tam onu soracaktım, onu da size sorayım isterseniz. Belki de o büyük markalara rekabet etmek için, daha fazla sermaye almak için bağımsızlığınızı kaybedeceğinizi düşünür müydünüz ya da öyle olabilir miydi? Belki kesinlikle. Kaçmak için mi böyle? Kesinlikle, çok daha endüstriyel denilen volümler olurdu. Öyle, çünkü onun için rentable olması için bu gördüklerinizden arkanızda çok 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 üretmek, evet, lazım. Aynen. Dolayısıyla bu bu kalitede olacağını hiç sanmıyorum. Bir şeyi ne kadar çok yaparsanız kalitesi, tadı, işte güzelliği o kadar azalır. Değeri de azalır, evet. Bu arada bravo. Dolayısıyla aynı şey olmazsa bu da bize Ayşe ile birlikte aynı tatmini, aynı duyguları katiyen vermezdi. Başka bir şey olurdu. Evet, bence de haklısınız. Ben de kısıtlı moda bilgimle en azından bunun böyle olduğunu görebiliyorum. Çünkü ne kadar fazla bir şey yetiştirme uğruna yaparsanız belki değeri düşer ama hani emekle, isteyerek gerçekten bir zanaat olduğu zaman, hani yanlışsam düzeltin, çok daha çok doğru, güzel çok şeyler ortaya çıkar, güzel eserler, sanat. İşler. Onun için belki bu kadar parlıyor, bu kadar beğeniliyor diye düşünüyoruz. Yani beğeniliyor derken hakikaten dünyanın çok değişik ülkelerinde, çok değişik
insanlar ve şeyler, kadınlar bunu giyiyorlar diyorlar. İşte bu da hakikaten en büyük yine manevi, evet, göstergesi hem de manevi tatmini. Yani demek ki iyi bir şey var orada diye düşünüyoruz. Umarım haklıyızdır. Ne güzel, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Bizim normal tarzımızın biraz daha dışında oldu. Yürüyerek etrafı da gezmiş olduk ama iyi ki yaptık. İyi ki ağırladınız bizi. İyi, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.